İyi günler, iyi dersler arkadaşlar. Bugünkü konumuz maddenin gaz hali, gazların genel özellikleri. Konularıyla ilgili sorular çözeceğiz. Boyle kanunu, Charles kanunu, Avogadro kanunu, mol hacim ilişkisi, basınç hacim ilişkisi, sıcaklık hacim ilişkisi gibi kavramlar üzerinde duracağız ve bunlarla ilgili örnek soruları inceleyeceğiz. Şimdi birinci sorumuza bakarsak, dalgıçların vurgun yemesi, güneşte bırakılan futbol topunun şişmesi, akciğerlere giren havanın ciğerleri şişirmesi gibi kavramlar hangi kanunlarla açıklanmış? Şimdi dalgıçların vurgun yemesi Boyle-Mariot kanunu ile ilgili. Çünkü burada bir basınç söz konusu, bir basınç hacim söz konusu. Güneşte bırakılan futbol topunun şişmesi aynı şekilde Charles kanunu bize hatırlatıyor. Akciğerlere giren havanın da şişmesi mol kanunu ile ilgili Avogadro kanunu bize açıklıyor. Kolay bir soru. Denizli doğru cevabımız. İkinci soruda ideal gaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bizim ideal gaz denklemimiz P ve nRT. Yani ideal gaz denkleminde P bize atmosfer cinsinden basıncı, V ise hacim, litre cinsinden hacmi, litre. N ise bize mol sayısını, mol cinsinden. Reynolds sabiti ise 22.4 bölü 273 veya 0,082 sabit değeri, T ise Kelvin değerini bize vermektedir. Kelvin ise, T Kelvin değeri ise santigrat derecenin 273 ile toplamıdır. Burada dikkat edilecek husus T'yi Kelvin cinsinden ele almaktır. Bu durumda sorumuzu çözersek aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi basınç hacim çarpımı V ile nasıl orantılı? PV bir çarpımdır. Diğer tarafta nRT vardır. Bunu biliyoruz. Basınç düştüğü sürece hacim yükselir. Aslında burada terazinin İki kefesi gibi bir yükselme, bir alçalma olur ve PV değeri sabit kalır. Peki PV değeri sabit. Hacmi istediğiniz kadar arttırın ama bu çarpım her zaman sabit kalacaktır. Birinci önerge doğrudur. İkinci önergemize bakalım. Burada basınç ile sıcaklık ilişkisini vermiş. Kelvin cinsinden sıcaklığımız, bakın dikkat edin burada, santigrat derece cinsinden vermiyor. Biz biliyoruz ki Kelvin derece cinsinden sıcaklık santigrat derecenin 273 ile toplamıdır. O zaman burada eksi 273 Kelvin vermiş. Yani santigrat derece çok farklı görüyorsunuz. Burada santigrat derece cinsinden bir apsis olması gerekiyor ki eksi 273 olsun. Fakat Kelvin cinsinden verildiği için ikinci önerge yanlış oluyor. Üçüncü önergeye bakalım. Basınç ile hacim ters orantılıydı. Evet, basınç hacimle bakın çarpım durumunda olduğu için bir ters orantı vardı. Fakat basınç 1 bölü V ile doğru orantılıdır. Burayı çok iyi inceleyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Basınç 1 bölü V ile doğru orantılıyken basınç bakın burada hacimle ters orantılı. Yani bunu iyi bilin. 1 bölü V ile bir doğru orantı vardır. Ama V ile ters orantı vardı. O zaman 1 bölü V ile doğru orantılı çıkması gerekirken bakın ters orantı vermiş. Bu ters orantı grafiği, doğru orantı grafiği düz gider. O zaman üçüncü önerge de yanlış.
2 ve 3'ü yanlış kabul ediyoruz. Evet, üçüncü soruya bakalım. Helyum gazının kütlesi sorulmuş. Yine basınç hacim çarpımını veren formül üzerinde değerleri yazacağız. Basınç burada 190 santimetre civa ama biz biliyoruz ki 76 santimetre civa 1 atmosfere eşitti. 760 milimetre civa da 1 atmosfere eşit. Bakın burada birimlere dikkat edelim. Santimetre, milimetre. 190 santimetre civa biz atmosfere çevirmemiz gerekiyor. O zaman bunu 76'ya böleceğiz. 76 santimetre civa 1 atmosfer, 190 santimetre civa, 190 bölü 76. Peki hacim 4.1 litre diyor. Hacimi her zaman litre yazacağız. Mol sayısını bilmiyoruz. X diyoruz. R'ye Reynolds sabiti olan 22.4 bölü 273'ü yazacağız. Veya bu 0,082'ye de aslında eşittir çocuklar. Şu 0,082'ye eşittir. Çarpı T'nin yerine eksi 270, eksi 73 yazmayacağız. 273'ü eksi 73. Bunları topladığımız zaman T'nin yerine gelecek olan sayı 200 olacak. Burada 200 yazmak zorundayız. Yani Kelvin'e çevirirken santigrat derecede 273 ile topluyorduk. Bakın bu işlemi yaptığımız zaman buradan X'in mol sayısını buluyoruz. X'in mol sayısını bulduktan sonra bunu 4 ile çarpıyoruz ki burada da biz grama geçeceğiz. Evet, bu da bize 2,5 rakamını vermiş olacak. Evet. Dördüncü soru, evet, ÖSYM tarzı sorulardan bir tanesidir. Burada dikkat edeceğimiz husus şu. Absiste ve ordinatta. Ordinatta hacim, absiste ise sıcaklık bulunmaktadır. Bu durumda biz mutlak sıfır noktasına karşılık gelir diyoruz. Birinci önergede doğru mu değil mi? Evet, mutlak sıfır. Bakın mutlak sıfır neydi? Eksi 273 santigrat derece artı 273 ile toplandığı zaman Kelvin'i veriyorsa bu sıfıra, yani Kelvin değerine mutlak sıcaklık diyoruz. Ya sıfır Kelvin veya eksi 273 derece santigrat mutlak sıcaklığı bize gösteriyor. O zaman birinci önerge doğru. T sıcaklığı 127 santigrat dereceyi gösterir. Bakalım T sıcaklığı 127'yi gösteriyor mu? Burada sıcaklık 27 ama biz basınç hacim mol RT denkleminizde burada sıcaklıkla hacim arasında bir bağlantı kurmak istiyorsak sıcaklığı Kelvin cinsinden almamız gerekiyor. Hacim zaten litre cinsindendi. Sıcaklığı Kelvin cinsinden almamız gerekiyor. Fakat burada Kelvin cinsinden sıcaklık verilmemiş. Sıcaklık 27 santigrat derece. O zaman 27 santigrat derecenin Kelvin cinsinden değeri 300. Nereden bulduk 300'ü? 273 ile 27'yi topladık. Peki 300 Kelvin'e karşılık, 300 Kelvin'e karşılık ne kadar hacim var? Bakın hemen burada bakıyoruz. 300 Kelvin'e karşılık, 300 Kelvin'e karşılık hacim 0,6 litre. Peki 0,8 hacime karşılık, 0,8 hacime karşılık o nereden geldi? C noktasından geldi. Kaç Kelvin olur? Burada X'i ne yapacağız? 0,8'i 300 ile çarpıp 0,6'ya böleceğiz. Bu da 8 kere 3, 24, 6 aşağıda. O da bize bu işlemi yaptığımız zaman 400 Kelvin'i verecek. Fakat o da sıcaklık cinsinden, evet, 400 Kelvin'i verecek. Sıcaklık cinsinden değeri de
127 olacak. Neden? Sıcaklık cinsinden değerini bulmak için 400'den 273'ü çıkartacağız. Peki, o zaman ikinci önerge de doğru. Gazın C noktasındaki kinetik enerjisi. Bakın şimdi, gazın C noktasındaki kinetik enerjisi. Kinetik enerji bu çok önemli. Kinetik enerji her zaman için neye bağlıdır? Sıcaklığa bağlı. Kinetik enerji öncelikle sıcaklığa bağlı. Daha doğrusu kinetik enerjinin tek değiştiren etken sıcaklık. Sıcaklık değiştiği zaman kinetik enerji değişiyor. Sıcaklığı sabit iki kabın içerisinde hangi gaz olursa olsun sıcaklık sabit olduğu takdirde bu iki gazın da kinetik enerjisi birbirine eşittir. C noktasındaki kinetik enerjisine bakalım. Evet, sıcaklık C noktasında fazla olduğu için elbette ki B noktasına göre kinetik enerjisi daha fazla olacak. Çünkü B noktasında 27 dereceden bahsediyorsunuz, C noktasında ise 127 dereceden bahsediyorsunuz. Bu durumda her üç önergede doğru olmuş olacak. Evet, beşinci soruda yine bir basınç hacim ilişkisini bize göstermiş. Bu durumda önergeleri yorumlayacağız. Yargılardan hangisi doğrudur? Kaptaki gazın basıncı hacimle ters orantılıdır. Evet, bakın basınç hacim ilişkisini görüyorsunuz. T1 sıcaklığında da T2 sıcaklığında da bir ters orantı var. Bakın bu ters orantıdır. Parabolik. Evet, bu durumda basınç hacimle ters orantılı. Biz bunu nerede gösterdik? Biz bunu aynı zamanda PVNRT denkleminde basıncın hacimle ters orantılı olduğunu gösterdik. Peki, sıcaklıklar arasında T2 büyük T1 ilişkisi vardır. Bakın, şimdi biz bu ideal gaz denkleminde İki şey için karar verebilmek için, yani P ile V hakkında karar verebilmek için N ve T'yi sabit bırakmamız gerekiyor. R zaten sabit. Peki P ile N hakkında karar verebilmek için bu sefer V ile T'yi sabit bırakmamız lazım. Peki P ile T hakkında karar vermek için V ile N'i sabit bırakmamız lazım. Bakın görüyorsunuz. İki şey hakkında, iki değişken hakkında karar verebilmemiz için geri kalan iki değişkeni sabit bırakacağız. Ben PVRNRT'de 5 değişken var ama bir tanesi her zaman sabit değişken R. Bu sefer PV eşittir NT ile ilgili istediğim yorumu yapabiliyorum. Bu durumda basınç ile hacim ters orantılı doğru. Sıcaklıklar arasında T2 büyük T1 ilişkisi vardır. Bakalım şimdi. Eşit hacime bakalım. Şu grafiği biraz daha büyütelim. Burada iki tane sıcaklık eğrisi var. Birinci T2, buraya basınç dedik, buraya hacim dedik. Birisi T1. Bakın aynı hacimde ele aldığımız zaman, eşit hacimlerde ele alayım. Eşit hacimler, bakın herkesin içinde eşit hacim. T1 eğrisi içinde V1 hacmi söz konusu. T2 eğrisi içinde V1 hacmi söz konusu. Bu durumda bakın birinci eğri için P1 basıncı söz konusu. İkinci eğri için P2 basıncı söz konusu. Sıcaklıklar arasında bakalım bu sefer ne olmuş? P1'in basıncı, P2'nin basıncını karşılaştırdığımız zaman P2'nin basıncı P1'in basıncından büyük olduğuna göre evet bu denklemde bakın dikkat edin V'yi sabit bırakmıştık. Görüyorsunuz V sabitti. Basıncı büyük olanın sıcaklığı tabii ki büyük olacak. O zaman P2'nin basıncı büyük olduğu için P2'nin basıncı P1'den büyük olacak. Bu durumda T2'nin sıcaklığı da T1'den büyük olacak. Bu da doğru. Bir gazın diğer koşulları değişmeden hacmi arttırılırsa basıncı azalır. Evet, hacim basınç ilişkisinde hacim arttığı sürece basınç azalır. Ama
PV çarpımında bir değişiklik olmaz. Evet, altıncı soruya bakalım. Altıncı soruda. Burada altıncı soruda bize kısmi basınçlarla ilgili soru soruluyor. Şimdi çocuklar, bir kabımızın içerisinde 2 mol, 1 mol ve 7 mol ABC gazlarının olduğunu varsayalım. ABC gazlarının olduğunu varsayalım. Bunların her biri ağırlıkları oranında, ağırlıkları oranında, yani güçleri oranında kaba basınç yaparlar. Evet, ağırlıkları oranında ve güçleri oranında kaba basınç yaparlar. Yani C hızının yapmış olduğu yalnız başına olan basınç, A'dan A'nın yalnız yaptığı basınç B'den nedir? Her zaman daha fazladır. İşte bunlara biz kısmi basınçlar diyoruz. Her birinin basıncını topladığımız zaman ise kabın toplam basıncından söz ediyoruz. Şu anda 100 atmosfer olsa, bu kabın basıncı 100 atmosfer olsa, her birine düşecek olan değer vardır. Yani her biri hissesi kadar pay alacaktır. Ne kadar ağırlığı varsa o kadar hisse alacaktır. O kadar pay alacaktır. Yani 7 mol C ise buradan 70 atmosferi C alacaktır. 2 mol A ise buradan 20 atmosferi A alacaktır. 1 mol B ise buradan 10 mol atmosferi B alacaktır. Bunları topladığımız zaman bize toplam basınç olan 100 atmosferi vermiş olacaktır. Şimdi bunu kavradıktan, anladıktan sonra sorumuza dönelim. Burada bize basınç hacim çarpımını kullanmamızı istiyor. Evet, kabımızın içinde neler var? 6,02 10 üzeri 23 tane propan var. C3H8 var. Peki ben biliyorum ki 6,02 10 üzeri 23 sayısı 1 mole eşit olan bir sayıydı. Avogadro sayısı. Na. Yani 1 mole eşitti. Bu durumda 1 mol elimizde propan var. Peki 32 gram CH4. 32 gram CH4'e baktığımız zaman, karbonu 12, hidrojeni 4 aldığımız zaman molekül ağırlığı 16 gram yapıyor. Bakın dikkat edin, 16 gram yapıyor. 32 gram olduğu için de 32'yi biz 16'ya bölersek burada 2 mol de CH4 gazının olduğunu göreceğiz. CH4 gazı da 2 mol. Peki N2'ye gelelim. N2 ne kadar? N2 56 gram. Biz biliyoruz ki, bakın dikkat edin, şurada 28 gram N2 1 mol ise 56'sı kaç yapacak? Tabii ki 2 mol yapacak. Şimdi dikkat ettik mi? Kabımızın içerisinde her birini mole çevirdiğimiz zaman kaç mol madde var? Kaç mol gaz var? 5 mol gaz var. Peki o zaman toplam, en toplam eşittir 5 mol gaz var kabımızın içerisinde. Şimdi burada bu 5 mol gazın yapmış olduğu basıncı görelim. Yani C3H8'in payı burada 1'di çocuklar. CH4'ün payına bakalım. Deminki yazdıklarımızı aynı yazıyoruz. 2. N2'nin de payı burada 2'ydi. Şimdi basınç hacim çarpımında, formülümüzde basıncı bilmiyoruz. Buna X dedik. Hacim 4,48 litre dedik. N'e 5 dedik, R'ye 22.4 bölü 273 dedik, T'yi 0 santigrat derece, bakın 0 santigrat derece olduğu için Kelvin'le yazmak için 273'le topladık. Bakın bunlar birbirini götürdü. Burada X eşittir, burada kısa bir matematik işlemi yapacağız. 0,2 burada olur. 5'i 0,2'ye böldüğümüz zaman değer 25'tir. Yani 25 atmosfer çıkacak. Demek ki kabımızın içerisinde 25 atmosferlik bir ne var? Basınç var. Peki bize burada ne istiyor? CH4'ünkini istiyor. 5 mol çocuklar, 5 mol 25 atmosfere denk gelirse burada 2 mol kaç atmosfere denk gelecek? Bakın burada bir orantı yaptık.
Bu da bize 50 bölü 5'i onu gösterecek. Evet. Şimdi 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuzda burada bize bir yorum sorusu soruluyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Evet. Bu mutlak sıcaklık noktasını gösteriyor. A noktası mutlak sıcaklık noktasıdır. Bunun değeri -273 santigrat derece. Bakın burada tam almış. -273 bölü 15. Biz bunu işlem kolaylığı olması açısından -273 alıyoruz. 0 santigrat derecede X'in basıncı Y'nin basıncından büyüktür. Bakalım 0 santigrat derecede, bakın şurasıdır 0 santigrat derecede. Evet, X'in hacmine bakalım, Y'nin hacmine bakalım. Aslında Y'nin hacmi X'in hacminden nedir? Büyüktür. Y'nin hacmi X'in hacminden büyükse tam tersi X'in basıncı da Y'nin basıncından büyük olacaktır. Aynı sıcaklıkta X'in kapladığı hacim Y'nin kapladığı hacimden küçüktür. Aynı sıcaklığa gelelim çocuklar. Aynı sıcaklıkta bakın burada şöyle bir büyütelim. Şöyle bir büyütelim. Burada evet şöyle geldi. Evet şöyle geldi. Burada hacim ve sıcaklık arasında aynı sıcaklıkta dediğimiz T'yi her bir için aynı sıcaklık olarak ele alalım. X'in kapladığı hacime bakalım. Evet, bu Y, bu da X. Aynı sıcaklıkta X'in kapladığı hacim, bakın görüyoruz, şu nokta oluyor. Y'nin kapladığı hacim bu. Evet, Y'nin kapladığı hacim gerçekten X'in kapladığı hacimden büyük oluyormuş. O zaman üçüncü önerge de doğru. Hepsini doğru kabul ediyoruz. Eşit kütlede alınan H2, BR2 ve CH4 olacak gazlı ve CH4 gazları için aynı sıcaklıkta difüzyon hızları. Bakın, difüzyon hızı kavramı bize neyi anlatıyordu? Bir gazın molekül ağırlığı, EMA'sı ne kadar fazla ise hızı o kadar ne oluyor? Düşük oluyor. Yani çok zayıf bir adamla kilolu bir adamın koşması gibi. Zayıf olan daha hızlı koşarken kilolu adam daha az koşacak. İşte bunu biz nereden çıkartıyoruz? Kinetik enerjilerin birbirine eşitlenmesinden. Aynı sıcaklıktaki iki kapta kinetik enerjileri birbirine eşitse, bakın burada MA VA'nın karesi eşittir 1/2 MB VB'nin karesinden 1/2'ler götürdü. MA burada molekül ağırlığıydı. A gazının, MB'de B gazının molekül ağırlığıydı. Bakın burada VB'nin karesi bölü VA'nın karesinden bir bağıntı çıkıyor. Bu da bizi nereye götürüyor? B gazının hızının A gazının hızına oranı, A gazının molekül ağırlığının B gazının molekül ağırlığına oran karekökünüyle doğru orantılı oluyor. Dikkat ettiyseniz burada A gazının molekül ağırlığının B gazının molekül ağırlığına karekökünü eşit oluyor. B gazının hızının A gazının hızına oranı. Bunu hatırlamış olduk. Bu durumda difüzyon hızlarına bakarsak, difüzyon hızları açısından şöyle görmemiz gerekiyor. Burada ağır olan hangisi? Difüzyon hızları. Difüzyon hızları hafif olandan ağır olana doğru sıralanmış mı? Bakalım 2 gram, 16 gram, CH4-16 yapıyor çünkü hidrojen 2. Brom da 160 gram. Evet, gerçekten de ağır olan, en ağır olan, en yavaş koşacağı için, hızı en az olacağı için, evet burada bromun hızı daha az diyoruz. Aynı basınçta, yani doğru bir önerge, aynı basınçta kaplardaki hacimler. Şimdi eşit kütlede alalım. Her birini çocuklar 16 gram alalım isterseniz. Bunu neye göre yaptım? En büyüğe göre yaptım. 16 gram alırsam CH4 buradan 1 mol çıkacak. Brom gazı buradan 16 bölü
16 bölü 160 çıkacak. 16 bölü 160 çıkacak. Hidrojen gazı buradan ise 16 bölü 2 çıkacak. Yani 0,1 yani 8 çıkacak. Bu durumda gazların mol sayıları hacimleriyle ne olacak? Doğru orantılı olmuş olacak. Yani bromun hacmi aslında en küçük olması gerekirken burada yanlış yazılmış. En büyük yazılmış. İkinci önerge yanlış. Aynı kapta bulunmalı durumda kısmi basıncı en yüksek olan H2'dir. Evet, burada mol sayısı en fazla olan H2 değil mi? Evet, H2. O zaman mol sayısı en fazla H2'nin ise bu durumda basıncı da en fazla H2'nin olmuş olacak. Yani yanlış olan yalnız ikinci önerge olmuş olacak. Evet, dokuzuncu soruya geldik. Yanda verilen sistemlerde en gram oksijen gazının bulunduğu sabit hacimli kaba aynı miktarda en gram. Evet, en gram SO2 gazı gönderilmektedir. Şimdi bu durumda bize hangisi doğrudur diyor. Şimdi SO2'nin ağırlığı çocuklar neydi? 32-32, 64 gram moldu. Yani 1 molün ağırlığı 64 gramdı. Oksijen ise bakalım, o da eşittir 16 çarpı 2, 32 gram bölü moldür oksijeninki. Şimdi biz her birinden 64 gram aldığımız zaman bundan 1 mol almış oluyoruz. Yani daha doğrusu bu da 64 olduğu için 2 mol olmuş oluyor. 64 gramı 1 mol ise 32 gramı ne yapacağız? 64 alacağız. Bundan 2 mol almış olacağız. Bundan 1 mol almış olacağız. Kapta bulunan oksijenin kısmi basıncı SO2'nin 2 kadarı. Bakın, oksijen burada 2 molken SO2 burada 1 mol. Biz bunu 64 gram bildi, 128 de alabilirsiniz. Ben 64 gram olarak yaptım ve 1 mol buldum. Yani 2 kat 1 ne var? Arasında fark var. O zaman birinci önerge doğru. Oksijenin çarpma sayısı SO2'nin kat. Bakın hız demiyor. Çocuklar burada dikkat edin. Çarpma sayısı. Çarpma sayısı ağırlıkla orantılı. Yani 10 kilogram adam 1 çarpar, 2 çarparsa 20 kilogramlık bir adam 1 çarpar. Böyle bir ters orantı vardır. Bakın hızları demiyor. Hızların işin içine girmesi, kara kökün işin içine girmesidir. Onun için oksijenin ağırlığı, molekül ağırlığı 32 idi. SO2'nin de burada ne de 64'tü. Dikkat etmişseniz. Burada 2 kat bir fark var. 2 mole 1 molü zaten onun için yazdık. Bu durumda oksijen çarpma sayısı tabii ki 2 kat olmuş oluyor. Gazın yoğunluğu başlangıca göre 2 katına çıkar. Peki biz yoğunluğu ne yaptık? Kütlenin hacmi oranı. Peki aynı eşit hacimlerde sabit hacimli kaba aynı sıcaklıkta dediğimiz için hacimler de burada sabit olduğu için en burada ne yapıyor? 2 katına çıkıyor mu? Tabii ki kütle 2 katına çıkıyor. Kütlenin 2 katına çıkması öz kütlenin de 2 katına çıkması anlamına geliyor. Hepsi doğru oluyor. Evet. Birbirinin aynı olan kaplar. Şimdi birbirinin 10. soruda birbirinin aynı olan kaplarda V hacim V hacim ilişkisi vardır. Yani her ikisinin de hacmi birbirine eşittir. Birer mol karbondioksit, yani bundan 1 mol var elimizde, bundan da 1 mol var elimizde. Her ikisinden de eşit mol sayıda var. Kaba, kaplarda ayrı ayrı 6,02 10 üzeri 23 tane molekül buldum. Ben biliyorum 6,02 10 üzeri 23 tane molekül her zaman 1 mol yapar ve bu önerge ne oluyor? Doğru olmuş oluyor. Gazların kinetik enerjileri eşittir. Evet, söyledik ve hatırlıyoruz. EK her zaman sıcaklık açısından veya daha doğrusu sıcaklık direkt olarak EK'yi etkiliyordu. EK ile sıcaklık arasında böyle bir bağıntı var ve T ile doğru orantılıdır. Ama sıcaklıklar aynı olduğu için kinetik enerjileri değişmeyecektir. Evet.
Bu da doğru. 3'e bakalım. Karbondioksitin kapladığı hacim diğerinden büyüktür. Bakın, karbondioksit ve H2 her ikisi de eşit kaplarda. Eşit kaplarda olduğu için, aynı kaplarda olduğu için bunların hacimleri de birbirine aslında eşittir. Üçüncü önergemiz yanlış. Birinci ve ikinci önergemiz doğru. 11. soru. Sabit sıcaklıkta çizilen X, Y grafikleri farklı diyagramlarda bizlere gösterilmiş. Bu durumda hangi sonuçla ulaşılabilir? Şimdi grafikleri iyi inceleyelim öncelikle. A'ya göre X'in mol sayısı daha fazladır. Şimdi bakalım A grafiğini biraz şöyle büyütelim. Evet, burada P atmosfer, burada V litre var ve T sabit var. Şurada bakın, dikkat edelim. A'ya göre X'in mol sayısı daha fazladır. X ve Y gazı. Sabit hacimde aldığımızda bakın sabit hacim, ikisini de sabit hacimde alalım. Y'nin basıncına P1 diyelim. Bakın görüyorsunuz ekseni kestiği ve P2 diyelim. Burada P2 basıncının P1 basıncından hacim sabitken P2'nin P1'den büyük olduğu bize gözüküyor. Bu durumda A'ya göre X'in mol sayısı, tabii ki P2 X'i ifade ettiğine göre, P1 Y'yi ifade ettiğine göre X'in mol sayısı daha fazladır. Birinci önerge doğrudur. B'ye göre Y'nin basıncı daha fazladır. Bakalım B'ye. B'ye bakalım. Burada iki tane doğru var. X ve Y. P atmosfer, N mol. Şimdi biz sabit basınca baktığımız zaman, her ikisinde sabit basınçta olduğunu gördüğümüz zaman P basıncında olsun. Bakın X'in mol sayısına NX diyelim. Y'nin mol sayısına da NY diyelim. Şimdi bu durumda Y'nin mol sayısı tabii ki X'in mol sayısından fazla mıdır? Tabii ki fazladır. Mol sayısı fazla olduğu için ve kapalı bir kap, aynı kap olduğu için bu durumda Y'nin basıncı daha fazla olmayacak mı? Evet, PY bu durumda PX'ten ne olacak? Büyük olacak. Yani ikinci önergedeki sonuca da ulaşabiliyoruz. Peki üçüncü önergeye bakalım. A ve B grafiklerinin her ikisinde de X'in mol sayısı daha fazladır. Bakalım şimdi yazdık zaten birinci de tabii ki X'in mol sayısı fazlaydı ama ikinci de dikkat ettiyseniz Y'nin mol sayısı X'ten fazla olmuş oluyor. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde maddenin gaz haliyle ilgili basınç hacim ilişkilerini, sabit bir kapta sıcaklık hacim mol sayısı ilişkilerini incelemiş olduk. Mutlak sıcaklığın ne anlama geldiğini, Kelvin ve santigrat derecenin koordinatlarda apsis ve ordinat ekseninde nasıl gösterildiğini inceledik ve PV eşittir NRT ideal gaz denklemiyle ilgili problemler çözdük. Aynı zamanda kısmi basıncın ne anlama geldiğini, toplam basıncın verildiği zaman kısmi basıncın nasıl bulunabileceğini öğrendik. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Sevgiler sunuyorum. İyi günler diliyorum.